İyi akşamlar. Haftanın son güne bakışından merhaba. Bugünün en çok konuşulan konusu döviz kurlarıydı. Dolar-TL kuru bugüne 5.46 ile başladı. Ancak gün içerisinde 5.67'ye kadar çıktı. Euro-TL kuru ise 6.40'ı gördü. Ekonomist Erkin Şahinöz, dolar kurundaki ani artışı ve buna bağlı ekonomideki gelişmeleri Medyaskop özel yayınında Sedat Pişirici'ye değerlendirdi. Piyasalarda pastırma yazının bittiğini gördü artık herkes. Dolar kuru çok kritik bir direnç olan 5.50'yi de aştı. Burada çünkü psikolojik olarak da fonlarda bir miktar satış yapıyorlardı. Orayı da çok rahat geçti. Merkez Bankası'na rağmen, kamunun dışarıdan döviz borçlarından içeride TL'ye dönüne rağmen, yani kimler döviz satıyordu aslında şöyle bir baktığımız zaman aktörler olarak bakalım. Kamu tarafı yurt dışından döviz borçlanıp içeriye getirdi, TL'ye döndü. Yani döviz sattılar, kamuyu söylüyorum. Hı hı. Merkez Bankası fiziki olarak döviz satımı konusunda yetersiz rezerve sahip olduğu için vadeli işlemler ve opsiyon borsası üzerinden sanal dünyada dövize müdahale etti. Merkez Bankası satıcı taraftaydı, dövizi satan taraftaydı. Yabancı yatırımcı Londra diyoruz. Bir miktar işte borsamız 85 binlerden 100 binlere gelirken, 105 binlere gelirken bir miktar hisse aldı. Yani onlar da döviz sattı, içeriye para soktuğunu. Ama tabii rakam çok yüksek değil bu arada. 1.4 milyar dolar yabancının Londra'nın hisse senedine soktuğu rakam buydu. Ve son olarak net hata noksancı dediğimiz grup, bunun kaynağını bilmiyoruz maalesef ama 2018'de Türkiye'ye 21.2 milyar dolar para soktu, döviz soktu. Bunun da kaynağını bilmiyoruz. Şimdi dört bacak, dört aktör dövizi tutmaya çalışırken alan tarafta kimler vardı? Alan tarafta vatandaş özellikle yılbaşından beri 7 milyar dolar bankalardaki döviz mevduatını arttırdı. Bunu nasıl yaptı? TL'den vazgeçti. İstanbul merkezli 37 ilde FETÖ operasyonunda çoğunluğu avukat olan 114 kişi için gözaltı kararı var. Yargı organlarına FETÖ üyelerinin yerleştirilmesi amacıyla İstanbul ve Ankara'da oluşturulan hücresel hakim ve savcı çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 108'li avukat 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon 37 farklı şehirde 137 adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 60 kişi gözaltına alındı. Söz konusu evlere yerleştirilen 126 şüpheli hakkında bu evlerde kalındığına dair itirafçı beyanları olduğu veya ünite imamlarının isimlerinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bayrak içeriklerinde mevcut olduğu bilgisi verilen açıklamada, şüphelilerin sınav tarihlerinde kullandıkları GSM hatları üzerinden alınan HTS bas kayıtlarının da incelendiği vurgulandı. Yerel seçime bir hafta kala Medyaskop ekipleri Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezmeye devam ediyor. Bugün de arkadaşlarımız İknur Yılmaz ve Kubilay Barış Çelik Üsküdar'daydı. Üsküdar'ın önemine 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kıl payı kaybettiği bir yer. Referandumda ise burada hayır çıkmıştı. Şimdi bugün CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu Üsküdar'a gitti. Halkla buluştu ama bakalım burada neler oldu. Kubilay, Barış Çelik şu anda Skype attığımızda. Merhaba. Merhaba Burak. Evet, neler yaşandı? Halkın ilgisi nasıldı İmamoğlu'na? Evet. Şöyle diyelim, İmamoğlu buraya bir halk buluşması için geldi. Çok büyük bir mitingden bahsedemeyiz. Ve halk buluşmasına katılan insanların çoğu genelde yaş ortalaması yüksek insanlardı. Üsküdar Meydanı'nda gerçekleşti bu miting. Çok aşırı bir kalabalık olduğunu söyleyemeyiz. Fakat çok coşkusuz bir kitlede olmadığını söyleyemeyiz. Ekrem İmamoğlu halk buluşması sırasında sürekli kitleyle bir iletişim halindeydi. Çok interaktif bir buluşma olduğunu söyleyebiliriz o anlamda. Eşinin yanında eşi de vardı. Benim eşim de Üsküdar'dı.
diyerekten yanında getirmişti. O da halkı selamladı burada. Aynı zamanda Ahmet Kılıç, Üsküdar adayı Ahmet Kılıç da buradaydı. Genel olarak bu şekildeydi. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun dediklerine geçersek, yani yaptığı konuşmanın içeriğine geçersek, Üsküdar'ın hak ettiği değeri göremediğini söyledi ve Ahmet Kılıç'ın burayı kazanmasıyla beraber Üsküdar'ın daha da pırıl pırıl, daha da güzel bir yer olacağını söyledi genel olarak. Somut projelerden bahsedersek, yani Üsküdar neler hayata geçireceğinden, Harem'e kadar olan sahil şeridini trafiğe kapatacaklarını söylediler ve bu manzarası güzel olan bölgeyi gezinti yeri olarak kullanacaklarını ve festivallere açacaklarını söylediler. Ekrem İmamoğlu aynı zamanda Üsküdar'da kentsel dönüşüm sorunlarından, ondan sonra imar sorunlarından bahsetti. Kirazlıtepe'de yaşanan kentsel dönüşüm ve imar sorunlarından bahsetti örneğin. Ve iktidarın bu sorunu yıllardır çözemediğini söyledi. Madem iktidardasınız, madem iktidar sizin elinizde, niye bunu yıllardır çözmüyorsunuz sorusunu sordu. Konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun ekonomi yine büyük bir paya sahipti. Ekonomi dair vaatlerini de tekrarladı. Tazim satışları eleştirdi ve tazim satışların insanların fakirliği üzerinden seçim şovu olduğunu söyledi. Ve kendilerine iktidara, belediyeye geldikleri zaman partizanlık yapmayacaklarını, insanları ayırt etmeyeceklerini söyledi ve şeffaflık vurgusu bulundu. Erdoğan'ı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştirdi. Erdoğan biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hakkında bu kadar parayı nereden bulacaklar diye Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti. Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan'a cevap verdi ve kendilerini bunu yapabileceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu aynı zamanda bu HDP üzerinden kendisine getiren eleştirilere de cevap verdi, ithamlara da cevap verdi. Ekrem İmamoğlu kendisinin terör örgütüyle ortak olmakla suçlandığını söyledi ve vatandaşları yuhlamaya başlayınca Ekrem İmamoğlu yuhlayan vatandaşları susturup itidale davet etti. Ekrem İmamoğlu bir de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP seçmenlerine yönelik söylemlerinden de bahsetti. Öncelikle HDP seçmenlerden özür diledi. Bu şekilde anlattığım için özür diliyorum dedi. Bir bakıyorsunuz işte İçişleri Bakanı bu HDP seçmenlerini terörist derken dedi, Yıldırım ise HDP'liler bana oy verecek diyor dedi. Ve bunu bir trajikomik bir çelişki olarak sundu. Ve çok önemli bir şey söyledi. HDP'lilere layık olabiliyorsam ne mutlu bana diye bir cümleyi biz Ekrem İmamoğlu'nun ağzından duyduk. Fakat aynı şeyin AKP'lilere layık olabiliyorsam ne mutlu bana. Diğer partiler için de şeyi söyledi. Ve Ekrem Dumanlı Millet İttifakı için oy verme çağrısından da bahsetti. Ve bunu bir tezgah olarak adlandırdı. Son olarak Ekrem İmamoğlu konuşmasını bitirmeden önce seçmenleri 8 gün kala çalışmaya ve seçimde sandıklara sahip çıkmaya çağırdı. Ve çoğu halk buluşmasında, mitinginde yaptığı gibi belediye çalışanların, hali hazırdaki belediye çalışanların işinden endişe etmemesi gerektiğini söyledi ve adalet vurgusu. Kubilay Barış Çelik, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Barış Çelik. Evet, İmamoğlu Üsküdar'da bugün. Dünse Halkalı'da Caferilerin Nevroz kutlamasındaydı. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı etkinlikten Büşra Cebeci'nin izlenimlerini izliyoruz. Gel bir dakika, biraz daha geri gel. Bugün Zeynebiye Gençlik Platformu'nun Halkalı'da düzenlediği Nevroz Bayramı etkinliğindeydik. Etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları olan Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım da davetliydi. İlk olarak Ekrem İmamoğlu etkinliğe geldi. Ülkemiz düzeyinde gerçekten Nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır. İmamoğlu konuşmasının ardından basının sorularını cevapladı. İmamoğlu Nevruz'un birleştirici olduğuna vurgu yaparak Binali Yıldırım'ın da gelmesini beklediğini söyledi. Bu yarış öyle durur, tatlı yarış. Birbirinden uzaklaşarak olmaz. Keşke gelseydin. Ekrem İmamoğlu'nun etkinlikten ayrılmasının ardından Binali Yıldırım da etkinliğe geldi ve Binali Yıldırım basın açıklaması yapmadı. Başkana kat geçtik sizinle başkanım. Bu talepler karşılık buldukça da AK Parti'de bizden karşılık buluyor. Bizlerle bir araya gelen, bayramımıza ortak olan 28. Başkanı, Cumhur İttifakı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Binali Yıldırım'ı konuşmalarını yapmak üzere güçlü alkışlarımızla kürsüye davet ediyorum.
Zeynebiye Külliyesi'ni bitmiş biri, yapılmış biri. Hayırlı uğurlu olsun. Açılan sandık programında İrfan Bozan, 25 yıl önce İstanbul adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik medya saldırısını hatırlattı ve bugün Ekrem İmamoğlu'na yapılanlarla karşılaştırdı. 1994 yılında da İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı seçilmişti. Ve o zaman da aslında yine medya eliyle yürütülen bir Tayyip Erdoğan linci söz konusuydu. Mesela buradaki küpüre baktığımızda 18 Şubat 1994 tarihli bir küpür. Vay Tayyip Ağa vay diye Hürriyet gazetesinin bir haberi Erdoğan'ın kaçak konutu, gece kondusu üzerine 10 ay hapse mahkum olduğuna dair bir bilgi, yine yargı kararı, kamuoyunda bomba gibi patladı. Burada tabii dikkat çeken bir nokta var ki, bu tabii Erdoğan seçilmesin diye o zamanki sistemin, iktidar blokunun attırdığı bir manşetti. Ecevit, Refah Partisi adayını çeksin. Bu tanıdık geldi mi size? Evet, Ankara'da bugün Mansur Yavaş için geri çekilsin diyen iktidar için zamanında Ecevit'te, o zamanın iktidarda değil ancak yine iktidar blokunun merkez partileri arasında yer alan Ecevit de Erdoğan'ın geri çekilmesini istemişti. Ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Yani geçmişte Erdoğan'a karşı yapılan linç ve benzer durumlar şimdi muhalefet adayları karşısında yapılıyor. Bir küpür daha getireceğiz şimdi ekranlara. O da dönemin iktidar blokundan Başbakan Çiller'in elimde Tayyip'in dosyası var başlığıyla. İşte benim elimde dosyam var, Erdoğan üzerine gideceğim, Adil Düzen dedikleri şeyin ne olduğunu herkese göstereceğim. Bu da yine seçimden 10 gün önce Hürriyet Gazetesi'nin attığı başlıklardan bir tanesi. Söylediğim gibi ne kadar tanıdık geliyor bunlar. İşte Recep Tayyip Erdoğan böyle medyayla, iktidar blokuyla mücadele ederek 94 yılında seçildi. Şimdi ise muhalefeti seçtirmemek için kendisinin sözünü dinleyen medya ve iktidar bloku aynı tavır içerisinde. Bakalım tarih tekerrür mü edecek, bunu hep birlikte göreceğiz. Bu iki küpürü de böylece hatırlatmak istedim. Şimdi... Güne Bakış'ta bu akşamki konuğumuz akademisyen Cenk Yiğiter. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bu arada ben sizi göremiyorum ama onu söylemeyi unuttum. Tamam, bir dahaki sefere sözümüz olsun o zaman. Tamam. Şimdi tamam. Yerel seçimlere bir hafta kadar bir süre kaldı. Nasıl bir seçim dönemi geçirdik ve bundan sonra neler bekliyor olabilir Türkiye'yi? Medya ile başlayalım istiyoruz. Bu medyanın muhalefete karşı tavrını belki de en iyi ortaya koyan televizyon yayını Ülke TV'de oldu bu hafta. Oradan başlayalım. O yayına baktığınızda siz bu seçim sürecini özetleyen bir yayın olarak görür müsünüz ve nasıl tanımlarsınız bu yayını? Yani açıkçası yayının tamamını izlemedim. Bazı bölümlerini Twitter'dan gördüğüm bazı bölümlerini izledim. Fakat bana orada şey çok ilginç geldi. Bu Ömer Turan, adını yanlış söylemedim herhalde. Doğru söylediniz. Ömer Turan, İmamoğlu'nun TV'ye çıkartılmasına karşı çıktı başından itibaren anladığım kadarıyla. Sonrasında da eleştirdi. Dedi ki ben bile oy verecek duruma geldim. İmamoğlu'na ve de bu çok yanlış bir yayın politikasıydı dedi. Yanlış yayın politikasından kastettiği yani muhalefetin adayının AKP seçmeninin izlediği bir kanalda çıkartılması aslında. Yani artık Türkiye'de geldiğimiz durum o kadar ekstrem bir duruma geldik ki İmamoğlu'nun AKP seçmeniyle karşı karşıya gelmesi bile bir mucize. Ki öyle hazırlanmış, öyle tezgahlanmış bir ortamda, tamamen provokasyon üzerine kurgulanmış bir ortamda bile AKP seçmeniyle temas etmesi önemli bir seçim kazanımı oldu. Demokrasi adına, yani sadece şey için demiyorum, Millet İttifakı adına demiyorum. Ülkedeki demokratik kültür anlamında bir kazanım haline geldi. Yani durumun vehameti bu gibi gözüküyor. Zaten bu Sezai Temelli'nin hiç söylemediği sözleri şeye çıkartıp Twitter metnine çıkartıp işte şey yapılması bu neydi? CNN Türk ve Hürriyet gazetesi yayınlarından. O herhalde Türkiye'de şeyi benzeri olmayacak bir basın kepazeliği olabilir. Öyle tanımlanabilir. Hocam şimdi özellikle iktidarın hani ne denir gücünü kaybedeceğini düşündüğü yerlerde adaylara yönelik bir takım hamleleri var. Önce özellikle Ankara adayı Mansur Yavaş'ın adaylıktan çekilmesi yönünde çağrıda dahi bulunuldu. Bu olmayınca
hukuk yoluyla engellenmeye çalışıldı bir süre. Hani Mansur Yavaş burada tartışılır tabii belki ama hukuk yoluyla dahi engellenecek olması, engellenmeye giden süreç Türkiye'de siyasi şey açısından, ahlak açısından nerede olduğumuzu gösteriyor sizce? Yani Türkiye'de siyasi ahlak açısından bundan daha kötü bir dönem olduğunu ben düşünmüyorum. Hani kendi yaşımın dışında da yakın tarih okumalarına dair. Yani Demokrat Parti'nin o son dönemlerinde ki kepazelikler bile burayla yarışacak durumda değil. Şimdi orada ben açıkçası şöyle bir şey de yani bu tabii çok fazla sezgisel bir şey, şimdi söyleyeceğim. Orada ben Mansur Yavaş'ın hukuken engellenebileceğini en başından onların da düşündüğünü sanmıyorum. Yani orada bir soruşturmayı hızlıca bir şekilde şeye çevirmek, kesinleşmiş bir yargı kararına çevirmek mümkün değildi bu kadar az zaman varken. Ama orada asıl amaç ben Mansur Yavaş'ın ciddi anlamda tehdit edildiğini düşünüyorum. Yani bu ciddi bir tehditti bence. Hani sonrasına dair sen gel şimdi iş buradayken güzel güzel şey yap, adaylıktan çekil. Yoksa sonrasında başına çok fazla çorap öreceğiz tehdidi gibi algıladım açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Yani tamam son derece çirkinleşiyorlar ve ben bu çirkinleşmenin bu çirkinleşmeden çok tedirginim. Çünkü Türkiye'nin demokrasi kültürünün ve siyasi kültürünün giderek yozlaştırıldığını düşünüyorum bu şekilde. Yani sadece bugüne dair bir kötülük değil bu. Geleceğe dair bir sürü tortusu olacak bunun. Ama öte yandan bence şöyle hayırlı bir durum oldu. Mesela Mansur Yavaş üzerine bu şekilde gelmeleri, Mansur Yavaş muhalif kesimde çok da sevilen bir, yani muhalif kesimin bir kısmı için söylüyorum, çok sevilen bir siyasi figür değilken onun bu şekilde üzerine gelinmesi bu tarafı şey yaptı. Biraz daha safları sıkılaştırdı. Hani zaten bu seçim döneminin herhalde böyle bir şeyi var. Çok yanlış bir politika götürüyor şey Cumhur İttifakı. Yani kendi seçmenini konsolide etmek üzere gitgide aşırılaşıyor. Ama bu aşırılıklar muhalefeti konsolide ediyor. Hani bir sürü küskün seçmen, oy vermeyeceğini söyleyen seçmen bundan kaç hafta öncesine kadar oy verme kararı almış durumda. Sırf bu Cumhur İttifakı'nın agresif, çirkin söylemi sonucunda. Şimdi tam da buraya gelmek istiyorduk zaten bu yayını yaparken. Siz birkaç gündür Twitter'da ısrarla muhalif seçmenlere gitmelerini ve oy kullanmalarını tavsiye ediyorsunuz. Fakat bir kesim seçmen de hala muhalefete küs ve oy kullanmayacağını söylüyor. Muhalif seçmene hangi sayıklarla oy kullanmalarını tavsiye edersiniz? Şimdi ben yani muhalif seçmenlere aslında büyük oranda muhalif seçmenin ikna olduğunu düşünüyorum oy verme konusunda. Fakat özellikle demokrat, sol, sosyalist, radikal kesimlerde bir şey var. Bir endişe, bir tedirginlik, geri duruş var. Bu kesimlere de şey diyebilirsiniz belki. Ne denir? Yani gerçekten oy anlamıyla ciddi bir şeyleri var mı, karşılıkları var mı diyebilirsiniz. Oy anlamında karşılığı olmasa da söylem düzeyinde seçime ilişkin motivasyonu, morali belirliyor bu arkadaşlarımız da. Ve işte her seçim dönemi böyle çok pesimist, hatta kimi zaman sinik bazı tezler ortaya çıkıyor. İşte şey gibi, ya işte, bunların hepsi sistem partisidir, hiçbirinin bizim hayatımıza katabileceği hiçbir şey yok söylemlerden bir tanesi. Veya başka biraz daha böyle şey, neredeyse komplocu diyebileceğimiz başka bir yaklaşım var. Verdiğimiz oylar hiçbir şey belirlemiyor, iktidar tamamen seçim sonuçlarını manipüle edebiliyor diyen bir yaklaşım var. Ya ben bunlara ilişkin bir takım argümanlar sunmaya çalışıyorum Twitter'da birkaç gündür. Hani seçime az kaldı ve bir yurttaş olarak konuşuyorum. Yani oy verecek ve diğer yurttaşları da ikna etmeye çalışan birisi olarak konuşuyorum. Benim ama en önemli altını çizdiğim şey şu. Ya bundan 20 yıl önce işte 2000'li yılların 90'ların sonunda, 2000'lerin başında veya hatta bundan 10 yıl önce konuşabileceğimiz argümanlarla seçim konuşabileceğimiz bir zamanda değiliz. Çok özel, çok benzersiz bir dönemdeyiz ve çok vahim bir sürecin içerisindeyiz. Dolayısıyla bana biraz fazla lüks geliyor. Yani bu tip bu tip uç radikalizmler fazla lüks geliyor. Yani şu durumda AKP iktidarının bir şekilde alanının daraltılması, geriletilmesi lazım. Ve bundan sonra ne olacak deniyor. Mesela şöyle pesimist tezler de var. Diyelim ki Mansur Yavaş kazandı Ankara'da.
Sonra adamı görevden aldılar. Ne olacak? Bütün verdiğiniz oylar boşa gitti vesaire. Öyle bile olsa bu senaryoda bile hiçbir şey boşa gideceğini düşünmüyorum ben. Çünkü bizim yani en geniş anlamıyla muhalefetin ciddi anlamıyla politik morale ihtiyacı var. Bir psikolojik bir başka bir psikolojiye ihtiyacı var. Ya zaten bu şeylerde hakim tek parti sistemleri diye bahsedilir ya. Yani sürekli olarak bir parti sistem demokratiktir ama sürekli olarak bir parti üstün gelmektedir 10 yıllar boyunca vesaire. Mesela bu tip sistemlerde sürekli üreten şey, yani sürekli o partinin başa gelmesini üreten şeylerinden bir tanesi de muhalif partilerin seçmenlerinin motivasyonsuzluğudur artık. Yani artık şey görememesidir. Başka bir şey olamıyor, bizim partimiz iktidara gelemiyor gibi. Şimdi Türkiye tabii böyle bir hakim tek parti sistemi değil şu an Türkiye'de olan şey, başka bir şey. Ama seçmenimizde yani muhalif seçmenin hepsinde böyle bir yılgınlık duygusu var. İktidar karşısında güçsüzlük duygusu var. Bu güçsüzlük duygusunu azaltabilirsek bu başka yerlere de sirayet edeceğini düşünüyorum ben. Yani daha muhalefet daha özgüvenli olmaya başlayabileceğini, işte şeyin de öyle toplumsal muhalefetin de buradan beslenme imkanları bulabileceğini aynı zamanda. Nefes alma en azından imkanları bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden yani oy vereceğiz ne olacak vesaire gibi tartışmaları anlamlı bulmuyorum. Çünkü bir şey önermiyor. Yani burada bir şey var önümüzde en azından bir deneyelim var. Bunu bir görelim. Yani AKP'nin İstanbul'u, Ankara'yı kaybettiği bir senaryoda ne olacağını bilmiyoruz. Bunda çok hayırlı sonuçlar olma ihtimali var. Bunu bir görelim. Hepimiz için yani bütün toplumsal muhalefet için de. Ama diğerinin önerdiği bir şey yok. Yani oy vermeme önerisinin önerdiği bir şey yok. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun hocam. Güne Bakış'ta konuğumuz akademisyen Cenk Yiğiter'le muhalefet seçmeninin katılımını konuştuk. Güne Bakış devam ediyor. 182. açık oturumda seçimlere bir hafta kala Sedat Pişirici, Ersin Kalaycıoğlu, Yalçın Karatepe ve Murat Gezici ile ekonomiyi ve politikayı konuştu. Ben yalnız bunda gerçekten yani iyilik yaptığını zanneden, hükümete, Binali Yıldırım'a iyilik yaptığını zanneden gazetecilerin çok büyük etkisi var. Emin olun. Yani bu süreç başladığından beri sürekli Ekrem İmamoğlu diyorlar. Ekrem İmamoğlu'yla bir takım diyaloglara giriyorlar, bir takım tartışmalara giriyorlar. Ve sürekli, bu da Ekrem İmamoğlu'nun hoşuna gidiyordur herhalde, sürekli arttırıyor. Tanınırlığını arttırıyor. Zaten ismini duysa, sen Ekrem İmamoğlu musun diyor. Mesela Facebook'u çok iyi kullanıyor Ekrem İmamoğlu. Müthiş kullanıyor. Yani sosyal medyayı, Facebook'u, Twitter'u, Instagram'ı her tarafı. Mesela bir tane kadın çarşıya gitmiş, bir kadıncağız geliyor yanına. Şey diyor, sen kimdin diyor, Ekrem İmamoğlu, sen o musun diyor. Şimdi bu sizin açıkladığınız veriler aslında seçmenin kendi ekonomik durumuna ilişkin sorumluluğun bir kısmını kendi üzerine yıktığını ama Türkiye'ye ilişkin hala mevcut iktidara yönelik olumlu bir bakış açısı kısmen olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tüketici güven endeksindeki bu göreceli olarak küçük iyileşme Türkiye'de işlerin iyiye gittiğini göstermiyor. Bunu açıkçası söylemek lazım. Yani güven endeksinin hala %59 seviyesinde bulunuyor olması Türkiye'de büyük çoğunluğun işlerin iyiye gitmediğine ilişkin bir kanıya sahip olduğunu çok açık göstergesi. Ama hayır, daha güvenini yitirmediğini anlamına geliyor. Ne tür bir değişiklik yaşadığımızın farkında olmadığı anlamına geliyor. Yani Türkiye 2017'de çok büyük çaplı bir rejim değişikliği yaşadı. Bunun etkileri halen görülmeye devam ediyor. İktisadi etkileri görüldü. Bir kriz dönemi yaşadık. Bu kriz dönemi Türkiye'deki bu 2017 seçimi sonucunda yani referandum sonucunda ortaya çıkmış olan yapıdan büyük ölçüde etkilenmiştir. Karar alma süreçlerinin aksaması, gecikmesi, Merkez Bankası'nın kolay hareket edememesi vesaire bunlar krizi derinleştirdi. Esas itibariyle ve şu anda Türkiye dolayısıyla yönetim kalitesi açısından eskiyi arar bir pozisyona düşmüş durumda. Ama seçmen bunu algılamış durumda değil. Peki. Burada henüz daha nasıl diyelim jeton düşmemiş durumda. Yani nereye geldiğimizin jetonu düşmemiş durumda. Onun için eskisi devam ediyormuş gibi gözüküyor ve eski standartlarla Türkiye yönetiliyormuş.
Egemen Gök ve İbrahim Yayan, Kocaeli'nde İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak mitingini izledi. Bütün dertlerinizi biliyoruz. Bütün dertlerinizi. İşsizlik var mı var? Yoksulluk var mı var? Huzursuzluk var mı var? Gerilim var mı var? Her şey var. Peki biz ne istiyoruz? Memlekette huzur istiyoruz. Biz ne istiyoruz? Her evde tencere kaynasın istiyoruz. Biz ne istiyoruz? Her evde bereket, her evde huzur olsun istiyoruz. Biz ne istiyoruz? Herkesin işi, herkesin aşı olsun istiyoruz. Biz kavgadan uzak, beraber bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Öyle bir atmosfer yarattılar ki sanki bu memleketin yarısı terörist, yarısı vatansever. Benim vatanseverlik anlayışım şudur. Bayrağını seven, vatanını seven, insanını seven herkes vatanseverdir. Çiftçiye terörist dediğini söyledim. Domates yetiştiricisine terörist dediğini söyledim. 11 milyon Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine terörist dediğini söyledim. 5 milyon İYİ Parti seçmenine terörist dediğini söyledim. 1 milyon Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçmenine terörist dediğini söyledim. Çok kızdı. Çok kızdı. Önce hapisle tehdit etti. Sonra 250 milyon TL, yani 50 milyon dolar. Tank palet fabrikasının 50 milyon dolara hani iyileştirileceğini söyledi ya. Zar benden alacak. Şimdi Ankara'ya uzanıyoruz. Özgür Özdemir ve Okan Yücel Ulus Meydanı'nda seçmenlere Mansur Yavaş mı, Mehmet Özaseki mi sorusunu sordu. İşte yanıtlar. Medyascope TV yerel seçimin nabzını tutmaya devam ediyor. Ben Özgür Özdemir, arkadaşım Okan Yücel ile birlikte bugün Ankara Ulus Meydan'dayız. Yerel seçimin sonucu en çok merak edilen ili Ankara'da seçmenlere Mansur Yavaş mı, Mehmet Özaseki mi diye soruyoruz. Bakalım ne gibi cevaplar aldık. İYİ Parti. Yani Mansur Yavaş mı? Neden Mansur Yavaş? Ankaralı çünkü. İthal belediye başkanı değil ve dört dörtlük temiz bir belediye başkanı olacağından eminim ve atılan çamurlar atanlara gidiyor. Haseki'yi destek. Neden efendim? Yani şimdi aslında yani fazla teferruata girmek istemem de. Ben MHP'liyim. Ha bugün de telefon geldi. Kongremize gelirim. Çünkü gitmem. Çünkü güne kadar MHP yerle bir ettiler, ayaklar altına, milliyetçiliği ayaklar altına kaldırır. Bugün ben bir MHP'li olarak adamın ayağının altındaysam nasıl üste çıkıp da oy vereceğim, değil mi? Vallahi CHP. CHP'siz? Düşüneceğim. Ben Özaseki'yi destekliyorum. Neden efendim? AK Parti olduğum için destekliyorum. Ve yapar. Mansur Yavaş'ın hastasıyız. Başa vereceğim. Neden efendim? Ya yeter gayri, o yaptı, boş bakalım, her şeyi yaptı. Bir de gariban gelsin, ne var sanki, ne var, ne olur. AK Parti'yi düşünüyorum. Neden efendim? Neden? Vallahi tabii, biz tabii yaşımız bayağı şey o geç olduğu için biz bunları biliyoruz tabii. Bir 2000 öncesi Türkiye'yi, 2000 sonra Türkiye'yi düşünüyoruz. Yani şöyle kör olan görmesi lazım. Çok güzel şeyler yapılıyor. Mehmet Özaseki. Neden efendim? Ne bileyim, onun partisi daha çalışkan, daha güzel. Medyascope Antalya'nın tarım, siyaset ve ekonomi gündemini yakından takip eden gözlemcilerle bir araya geldi. Antalya'nın 31 Mart seçimlerinde nasıl bir siyasi sonuca doğru ilerlediğini uzmanlarla tartıştı. Murat Utku ve İknur Yılmaz'ın haberi. Burası doğal güzellikleri ve tarihiyle Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri Antalya. Türkiye ekonomisine Antalya'nın katkısı büyük. Sadece turizmin değil, narenciye ve seracılığın da başkenti. Kentte yerel yönetimler dönem dönem el değiştiriyor. O nedenle bu seçimde kritik öneme sahip. Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut AKP'li Başkan Menderes Türel. Türel'in karşısında ise 20 yıldır Konyaaltı Belediye Başkanlığı yapan Muhittin Böcek var. Böcek de seçime iddialı hazırlanıyor.
Mitinglerde rakibini sert sözlerle eleştiriyor. Beni aday eden, beni seven seçen sevgili hemşehrilerimi hiç mahcup etmeden, çalmadan, çaldırmadan, şimdi de Antalya'dan Gazipaşa'ya kadar yönetmek üzere beni aday eden sayın genel başkanlarımıza, huzurunuza bir kez daha teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Türel de CHP'li böceği itham ediyor. Zayıf başkan adayları vizyonsuz ve projesiz bir şekilde çıkarılınca çareyi gizli pazarlıklarda bulmuşlardır. Kent Konyaaltı'yla, falezleriyle, tarihi yapılarıyla dört mevsim turistlerin uğrak yeri. Seçim arifesinde de kent turistleri ağırlamaya devam ediyor. Turistler pek farkında olmasa da şehrin yerlisi seçimle yatıp seçimle kalkıyor. Antalya'da bu kez CHP'li aday Muhittin Böceğin şansının daha yüksek olduğu sıkça dile getiriliyor. Millet İttifakı'nın sadece İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oyların dahi %50'yi aştığını görüyorum. Bu da Muhittin Böceğin kazanması demek. Buna Antalya'da HDP oyları ve diğer kararsızların da oylarını eklemek lazım. Buna rağmen hükümetin son dönemde yaptığı siyasi manevraların sonucu etki edip etmeyeceği de tartışma konusu. Mansur Yavaş tartışması, HDP seçmeninin tartışması, Millet İttifakı'nın teröristlerle ilişkilendirilmesi, bunların mutlaka Antalya'ya da yansıması olacaktır. Ama ne kadar başarılı olacak oradan çok emin değilim açıkçası. Turizmin getirisi bir tarafa, kentin herhangi bir sokağında bile görülebilen narinciye ürünleri sadece Türkiye'yi değil dünyayı da besliyor. 31 Mart yerel seçimlerine 2 haftadan az bir süre kala Antalya'da siyasi nabız oldukça yüksek. Antalya Büyükşehir Belediye seçimlerinin etkileyici faktörlerinden birisi de burada yaşayan narinciye üreticileri ve seracılıkla uğraşan seçmenler. Diğer seçmenlerin yanı sıra bu seçmenlerin burada alacağı tavır Büyükşehir Belediye seçimlerinin sonuçlarını da etkileyecek gibi görünüyor. Ziraat Mühendisleri Odası eski başkanı Vahap Tuncer, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve tarım politikalarının çiftçi üzerinde etkili olduğunu söylüyor. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve yerel seçimlerin genel seçim havasına sokulması ve bir anlamda basına yansıyan çiftçiler ve bu tarım girdilerini satan aracılar için kullanılan bir takım yakışıksız tanımlamalar bir anlamda tepkilere neden olmuştur. Ben ciddi anlamda sandığı yaşayacağını düşünüyorum. Tüm bu sebeplerle Antalya'nın yerel seçim sonuçları tüm Türkiye için merak konusu. Acaba kentte yerel yönetim bu kez değişecek mi? Seçimin nabzı kırsal alanda da, kent merkezinde de çok kuvvetli hissediliyor. Yüknur Yılmaz, Medyascope, Antalya. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıyacaklarını duyurdu. Açıklama Ankara dahil birçok başkentin tepkisiyle karşılandı. Trump uluslararası alanda tartışmalara sebep olacak kararı bir tweetle duyurdu. Trump tweette, ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanınmasının zamanı geldi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaya sert tepki verdi ve Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili tarihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova bugün yaptığı açıklamada Golan Tepelerinin statüsünde herhangi bir değişikliğin Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmek anlamına gelir dedi. Suriye resmi haber ajansı Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklara dayanarak açıklamanın Trump'ın İsrail yönelik kör önyargılarını yansıttığını söyledi. İran ise Trump'ın açıklamasının yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği de Trump'ın kararına katılmadığını duyurdu. AB uluslararası hukuka uygun olarak İsrail'in Haziran 1967'den bu yana işgal ettiği topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararının hangi gerekçelerle alındığını Profesör Serhat Güvenç değerlendirdi. Şimdi bu yani gündeme geleceğine dair işaretleri uzmanlar bize
göstermişlerdi. Yani özellikle Amerika'nın insan hakları raporunda Golan'dan İsrail işgali altındaki yerler olarak söz edilmemesi bu anlamda bir öncü gösterge sayılıyor konuyu yakından takip edenler açısından. Kudüs'e başkenti taşıma kararını düşünürseniz, Arap-İsrail uyuşmazlığına genel yaklaşımını düşünürseniz Trump'ın ve henüz içeriğinin ne olduğunu kimselerin pek de bilmediği bu büyük barış planı peşinde Amerika'nın damadı özellikle damadının da dahil olduğu süreci düşünürseniz bu anlamda bir tutarlılık, bir süreklilik söz konusu. Yani çok çok sürpriz değil. Trump başkan seçildiği andan itibaren hep İsrail'in, özellikle de İsrail'de yani Netanyahu gibi politikacıların savuna geldiği hamleleri yaparak hem uluslararası düzeyde Arap-İsrail sorunu konusundaki dengeleri alt üst etti, hem de Amerika'nın pozisyonunu en yakın müttefiklerininkinden bile ayırmış hale geldi. Bu aslında Avrupa Konseyi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış tarihini erteleme talebine şartlı onay verdi. Avrupa Birliği ülkeleri liderleri Brüksel'deki zirvede İngiltere parlamentosunun gelecek hafta Brexit anlaşmasını onaylaması halinde üyelikten çıkış için 22 Mayıs'ı, anlaşmanın bir kez daha reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'ı gösterdi. İngiltere Başbakanı Theresa May zirvede Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini istemişti. Normal koşullarda İngiltere'nin AB'den ayrılması gereken tarih 29 Mart. AB liderleri 23 Mayıs'ta başlayacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde İngiltere'nin ayrılık sürecinin tamamlanmış olmasını istiyor. Avrupa Konseyi, İngiltere Parlamentosu'nun daha önce iki kez reddettiği Brexit anlaşmasının yeniden görüşmeye açılmayacağını da bildirdi. Yeni Zelanda katliamının ardından gelen ilk cuma gününde cuma ezanı ülkenin resmi televizyon ve radyosunda canlı yayınlandı. Saldırının ardından tavrıyla büyük sevgi ve saygı kazanan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de namaza katılanlar arasındaydı. Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ilk cuma namazı kılındı. Cuma namazına ve anma törenlerine Başbakan Jacinda Ardern de katıldı. Ülke genelinde yapılan törenlerde Yeni Zelandalı kadınlar Başbakan Ardern'in çağrısı üzerine başörtüsü takarak Müslümanlara destek verdi. Namaz öncesinde kısa bir konuşma yapan Başbakan, Peygamber Muhammed dedi ki, karşılıklı şefkat, merhamet ve anlayış ile iman edenler tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse tüm vücut acı hisseder. Yeni Zelanda sizinle, biz yastayız, biz biriz dedi. Öte yandan Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki kriz aşılmışa benziyor. Başbakan Erdoğan ile görüşen Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, iki ülke arasındaki yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırıldığını söyledi. Profesör Mustafa Öztürk, Medyaskop özel yayınında Ruşen Çakır'ın konuydu. Öztürk dünyada ve Türkiye'de İslamiyet ve Müslümanların durumunu değerlendirdi. O savaşın ortaya çıkardığı maliyet, işte kafir kime denir? Mümin kime denir? Büyük günah işleyen cehennemlik midir? Cennetlik midir? Tekfirin sınırı nerede başlar? Nerede biter? İman amele dahil midir? Değil midir? Bugün İlahiyat Fakültesi'nde bunları pür, salt teoloji olarak okuyor. Bunların hiçbirinin teolojiyle, birinin kan davası, nizası benim önüme gelmiş, teoloji olmuş. Ben bunu yutmak zorunda değilim. Ben bundan 1350 sene önce sahabenin iktidar kavgasının yarattığı travmanın sonuçlarını teoloji olarak okumak zorunda değilim. Kaldı ki bu nesil de o teolojinin sorunlarıyla hiç ilgilenmiyor. Bu neslin çocuğunun Tanrı'dan başka beklentileri var. Bana başka bir Tanrı anlat diyor. Buradan şeye geliyor muyuz mesela bu son dönemde? Deizm meselesi. Deizm meselesi. Ha, deizm meselesinin iki tane boyutu var. Bir, bu kelam ilmi İslam geleneğinde Müslümanların dünya görüşünü kurmak için vardır. İdeoloji kurar. Ve mahallenin namus bekçisi kelam ilmidir. Yani bu mahallenin kızlarını koruyan delikanlı kelamdır. Ve kırmızı çizgiler de o belirler. Hani teşbihte hata olmasın. Tamam, bu orta çağlarda hayatın, sosyolojinin ağır aktığı dönemlerde bu iş gördü. Hristiyanlar, Yahudilerle resleşmelerde, şunlarda bunlarda. Ancak ben 1980'li yılların çocuğu, genci olarak diyebilirim ki insanlık tarihinin belki de gördüğü göreceği
en hızlı değişimi yaşayan neslim ben. Maviş Güneşer'in Ahdevaji yani Ah Hadi Söyleyeyim isimli albümü Metin Kemal Kahraman düzenlemeleriyle çıktı. Albümde Dersim'in son 100 yıllık politik tarihi adlar üzerinden anlatılıyor. Yüzlerce ağıt vardı. Hepsini okuduk. Onların üzerinden işte bir tarih okuması da yaptık. Stüdyoya kayıt yapmaya başladıktan sonra da süreç içerisinde bir dokümantasyona dönüştü. Aslında ben bir solo albüm olarak düşünüyordum. Ama bütün bu araştırma süreçleri bunun bir dokümanter albüme dönüşmesine yol açtı. İşte Metin Kemal'le birlikte bu dokümanter albümü de 1 Mart'ta yayınladık. Şimdi albüm fikri aslında daha geniş bir çalışma çatısının bir başlığı olarak hep vardı bunlar öncesinden. Bildiğiniz gibi biz 25 yılı aşkın süredir Dersim Sözlü Kültür Bölgesi ile ilgili derleme çalışmaları yapıyoruz. Olabilir. Yaşanan her büyük olay müzikli literatürle dile getirilmiş, aktarılmış. Yani aslında bir taraftan da sadece acısını söylemiyor, aynı zamanda da geleceğe bırakmak için kayıt tutuyor. Yani ağıt Dersim'de aslında bir kayıt tutma yöntemidir. Bir de işte bizim bu albümde bir başlık olarak yan yana getirdiğimiz gibi politik ağıtlar diyebileceğimiz ağıtlarımız var. Bunlar daha çok işte devletler arası Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi devletler arası savaşlarda ölmüş ya da 38 olayında olduğu gibi devlet olan çatışmalarda ölmüş insanlara yakılan ağıtlar. Aynı zamanda bu tür bu ilişkiler çerçevesinde yaşanan vakalar üzerine söylenmiş ağıtlar. Bunları yan yana getirmek bizim için yine önemli bir başlıktı. Amilli takım Euro 2020 elemelerinin ilk maçında bu akşam Arnavutluk'ta karşılaşacak. Amilli takım Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Euro 2020 elemeleri dün oynanan 10 karşılaşmayla başladı. H grubunda yer alan milli takım Fransa, İzlanda, Moldova ve Arnavutluk ile mücadele edecek. Milliler bu akşam 22.45'te Moldova ile deplasmanda karşılaşacak. Pazartesi günü gruptaki ikinci maçına çıkacak olan milliler Eskişehir'de Moldova'yı konuk edecek. Mücadele 20'de başlayacak. Böylelikle bu haftayı da bitirmiş olduk. Sırada Aylin Yardımcı'nın sunacağı haftalık İngilizce haber bültenimiz This Week in Turkey'yi izleyebilirsiniz. Pazartesi 19'da görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.